Aileyle böyle şeyler yaşayabiliyorum. Onlara normal olan şey bana ters olabiliyor. Bana normal olan da onlara ters olabiliyor. Bunun hep normal çatışmasını yaşayabiliyoruz. Ben karikatür ilk başladığımda tarikatlarla ilgili bir tane karikatür çizdim. Ve alakasız bir şekilde bu karikatür çok tuttu. Felaket tuttu. Karikatür sayfaları paylaşıyor, on binlerce beğeni alıyor, her yerde böyle milyonlarca okunabiliyor. Çok tutmuş bir karikatür. Bir şey tarikatlarla ilgili olunca ve bu kadar çok okununca tarikat sayfaları da bunları paylaşıyor. Bunu bulun diye. Benim kafa rahat ama ne çizgim anlaşılıyor ne imzam anlaşılıyor. Kafam çok rahat. Bir gün Facebook'ta geziyorum. Ana yine bir tane tarikat sayfası bunu bulun tarzında benim karikatürü paylaşmış. Babam beğenmiş. <laughs> Babam lincime katılmış. <laughs> Ve hala bilmiyor yayınlandıktan sonra öğrenecek. O senenin yazında merak ettim. Hani acaba ne diyecek diye. Babama götürdüm gösterdim karikatürü. Baba dedim şerefsizlere bak neler çiziyor diye. Hayatı boyunca, kariyeri boyunca binlerce öğrenci yetiştirmiş o adam. Ve öğrencilerine de sürekli naif bir dili, temiz bir dili öğütlemiş emekli tarih öğretmeni Hüseyin Hoca. Ben olduğumu bilmeden bana bir küfür etti. Direkt küfürü açıklamayacağım. Sert bir küfür ama ilk küfürü büyük ihtimal babamın banaydı ve hafif de yaratıcıydı. Ben varım, köy meydanında geçiyor ve bir bayır domuzu var. Oradan siz toparlayın. Ama ilk düşündüğünüz değil. Daha da böyle maceralı bir şey. Ben bayır domuzuna biniyorum, o beni bir yere götürüyor. Öyle bir hikaye. Siz tabii farklı şeyler algılamış olabilirsiniz. Hobbit başlangıcı gibi hani böyle değişik.